Bihan sen... तुम्हारे बिना मैं भी कुछ नहीं। Nasılsın yenge? Harika. Artık döndüm Tapki. Buna inanmıyor musun yoksa? Senin bir gün döneceğine inanan tek kişi Tapki'ydi. Oysa biz hepimiz umudumuzu kaybetmiştik. Ama Tapki inancını yitirmedi. Ve bak, bak gerçekten geri döndün. Öyle bir hal. Tapki bunca yıldır seni alnındaki sindurla, evlilik kolyesiyle hayatta tuttu. Biz umudumuzu kaybedeli çok oldu. Ama bak. Tapki kızımın inancı galip geldi yine. Önce Bani geri döndü ve şimdi de sen. Tapki, bak kızın bir an geldi. Yıllarca onu beklememiş miydin? Oğlum, geldin ama beni görmedin. Ben de buradayım. Şimdi seni görünce sanki yeniden canlanmışım gibi hissettim. Oğlum, yoksa gerçek annene sarılmayacak mısın? İnatçı herif. Hayatımı mahvetmek için bu sefer de ölümden döndü. Merhaba. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben Dolly. Samar'ın annesiyim. Tapki'nin de dünürü. Demek sonunda bir araya geldiniz. bu da benim oğlum Samar. Tina'yla yakında evlenecekler. Samar, şimdiye kadar görmüş olmalısın. Tina'yı herkes çok sever. Ama bir şey daha var. O benim canım prensesimdir.
Eğer bugün buradaysam, bu ailem ve onların mutluluğu içindir. Benim Tina'ma çok iyi bak. Samar, duasını alsana oğlum. Tina kızım, sen de yap. Aa, hayır. Babaları döndü. Şimdi mutlu oldular. Ben daha neler alırım? İşte bu güzel günler asıl şimdi başlıyor. Karakteri Bihan gibi. Yüzü ise aynı Tapki. Bunny. Neden öyle duruyorsun? Beni özlemedin mi? Bunny ile de görüşürsün. Ama önce bize bir söylesene. Sen kimsin? Yani öyle geldin ama... Kimsin sen? Ve... Neden bunca yıl geçtikten sonra geri geldin? Hadi şimdi bize anlat hikayeni. Şimdiye kadar nerelerdeydin? 15 yıl. 15 yıl önce bir kaza oldu. Ve 15 yıl ailemden uzak kaldım. Geçirdiğim kazadan sonra uzun bir süre komadaydım. Kendime geldiğimde hiçbir şey hatırlayamadım. Sonra yıllarca kim olduğumu ve ailemi aradım. Ve belki de Tanrı sonunda Tapki'nin dualarını kabul etti. Sonra hafızam geri geldi ve düzeldim. Ve şimdi, yıllardır ailemin yaşadığı Pandey Malikanesi'ne geri döndüm. Çok güzel hikaye. Aynı film senaryosu be. Ama gerçek hayat filmlere benzemez. Senin bu hikayene kim inanır? Ben bile bundan daha iyisini anlatırım. Yani nereden baksan... Muna... Muna, sen bu aileye daha yeni katıldın ve şimdi bizim karşımıza geçip oğlumu mu sorguluyorsun? Ondan mı şüpheleniyorsun? Nedir bu böyle? Babaanne, ben sizi kandırılmaktan korumaya çalışıyorum. Bu adamın oğlunun benzeri olmadığı ne belli? Ve eğer onun hikayesi ve kendisi sahte çıkarsa... O zaman ne olacak? Üzüleceksiniz. Ha. Söyle bakalım. Bu anlattıklarının delili var mı? Bihan Pandey. Balvinder Pandey'in oğlu. Bu Balvinder Pandey adlı adam... Hayatını kurtardığı için kimsesiz bir çocuğa yeni bir hayat verdi. Onu Bihan Pandey'in beysi yaptı. Balvinder Pandey Gaziabad şehrinde doğdu. Doğum tarihi 19 Haziran 1955'tir. Annemse Vasundhara Pandey, Dehradun şehrinde doğdu. Ve doğum tarihi 7 Şubat 1960. Bu kadın beni kendi oğlu gibi yetiştirdi.
Çutki yenge. Sancay abimin karısı. Karım. Tapki Bihan Pandey. Düğün tarihimiz Haziran'ın 13'üydü. Tapki eğitimlidir. Ama ben eğitimsiz, cahil, ahmak bir serseriyim. Ama Tapki beni sevgisiyle bambaşka biri yaptı. Tapki'nin en sevdiği renk pembedir. Benimki de mavi. Tapki acı sever, bense tatlı. Tanrı bizi bir araya getirdi. Arkamızdan çevrilen oyunlara rağmen, çok acı çekmemize rağmen, bizim aşkımız, bizim bağımız hala devam ediyor. Ve benim kanıtım burada. Tapki'mle birlikte duruyor. Daha kanıt ister misin? Öyleyse ailemdeki herkesin gözlerine bakabilirsin. Bunlar gözyaşı değil. Benim yaşadığımı görmenin mutluluğudur. Bu da sana yetmezse Bunny ile Tina'nın yüzlerine bak. Çünkü benim gelişimle yüzleri aydınlandı. Ve hala inanamıyorsan, öyleyse Tapki'nin evlilik kolyesi ve sinduruna bak. Bunlar onun inancı ve o inancın zaferini simgeler. Eğer bütün bunları anlayabiliyorsan, benden daha fazla kanıt istemene gerek kalmaz. Şimdi izin verirsen, kızımı görebilir miyim? Bunny! Seni çok uzun zamandır ilk defa gördü ya. Belki o yüzden baba. Çünkü Bunny seni çok özlemişti. Hepimizden çok. Evet Bihan oğlum. Sen gittikten sonra Bunny gerçekten çok acılar çekti. Hadi git de onunla konuş. İçeride bana dediler ki, beni aslında en çok Bunny özlemiş. Ama bakıyorum da beni görmeye hala hazır değilmiş. Harika. Thank you.
Ben herhalde hafızamı yitirdiğim için bunu, yani nişan almayı... Hayır, ben burada Munna gibi kanıt istemiyorum. Bunu yaparak sadece sana, sen benim yanımda değilken bile bu küçük şeylerle seni hayatım boyunca hiçbir zaman unutmadığımı göstermek istemiştim. Şimdi lütfen, lütfen bana bir söz ver. Bir daha beni bırakıp gitmeyeceksin. Harika. Bundan sonra Bani sonsuza dek hep mutlu olacak. Buna hiç gerek yok. Ağlama. Artık mutlu ol. Artık ben varım ya, her şey daha iyi olacak. Söz veriyorum. Her şey iyi olacakmış bak sen. Ben burada oldukça hiçbir şey iyi olmayacak. Bir an sen niye etrafa bakıyorsun? Burası senin odan ya. Hem bak, sen gittiğinden beri Tapki bu odayı tamamen senin bıraktığın şekilde tuttu. Her şey yolunda mı? Tapki, lütfen beni affet kızım. Neden anne? Sen bize hep dedin ki Bihan yaşıyor, Bihan yaşıyor ama Tapki ve senin Bihan'a olan sevgin ve inancın bizim hepimizinkinden çok daha fazlaydı. Ve bak, sen haklı çıktın. Önce Bani ve şimdi de Bihan'ımız geri döndü kızım. Tapki, bu aile seninle bir arada. Yenge, Bihan'la Tapki uzun zamandır görüşmüyor ya, yani biz... Evet, doğru. Hem zaten benim şimdi gidip Tanrı'ya dua etmem gerekiyor. Hadi gel gidelim. Tamam. İnanamıyorum. Teşekkür ederim. Tam zamanında geldin. Yoksa... Ama sen buraya nasıl geldin ve Munna'ya söylediğin her şeyi, onları nereden biliyorsun? İş ya da değil, Aryan her zaman her şeye hazırdır. Ve bu eve geldiğime göre bu aile hakkında bir şeyler bilmeliydim. İşte bu yüzden Noida'nın en iyi dedektifini tuttum. Ve o da bir günde bu ailenin tüm hikayesini bana getirdi. Ama sen bana olmaz demiştin. Peki neden fikrini bu kadar çabuk değiştirdin? Bunu sevmedim. Ben buraya sana yardıma geliyorum. Ama sen bana teşekkür etmek yerine gelmiş... İyi, eğer benimle bir sorunun varsa ben de giderim. Tabii ama Bani de ailende beni çoktan gördü. Yani eğer şimdi beni göremezlerse bilirsin. Ama yani biliyorum, sen halledersin. Sen zeki bir kadınsın. Hoşça kal. Bekle, hayır. Bir dakika. Sen bana şunu söyle. Bana her ne yaparsan bunu sadece kâr etmek için yapacağını söylemiştin. Peki bu eve gelmekle ne kazanacaksın? Önce bırakalım Tina'nın düğünü yapılsın.
Ondan sonra sen de Aryan Khan'la ne istiyormuş öğrenirsin. Ama benim sorum değişmedi. Ben burada kalayım mı, gideyim mi? Bihan Pandey numarası yapmaya devam edeyim mi? Evet yap. Aferin. Ama sana bir şey söyleyeyim. Bihan Pandey olmak pek kolay değil. Ve en eğlenceli yanı da Bunny ile Tina'nın bana baba demesi. Yani bu genç yaşta baba oldum ya. Garip değil mi? Hem sen de iki kız annesi gibi durmuyorsun. Burada Bunny ve ailesi için kalmanı istedim. Senin bundan fazlasını düşünmene gerek yok. Ama bir şeyi sakın unutma. Burada olduğun sürece sana ne diyorsam onu yapacaksın. Tamam mı? Anlaştık. Çıkar anlaşması. Anlaştık.